hakimiyetiyle değil denizde mümkün olduğunca uzaktan karşılanmasının önemini göstermiştir. Osmanlı donanması yeterli olsaydı elbette düşmanın bu görkemli donanmasını Türk karasuları dışında dur diyebilecekti. Eğer bunu yapabilseydi donanmamızı mayın tarlalarının arkasına gizleyerek bir kıyı bataryası gibi kullanmayacak ve denizlerden gelen tehdidi en ileride karşılama ilkesini uygun harekat icra edebilecekti. Bunu yapabilseydi düşmanın karaya çıkmasını önleyebilecek ve 214 bin vatan evladı yitirilmeyecekti. Dünya siyasetinin merkezinde Orta Doğu adlı kitabında Alman profesörü Ernest Çek, Truva Arabeleri önünde Atatürk'le yaptığı bir konuşmayı nakleder. Biz orada İngiliz, Fransız donanmasını boğazın dışında tuttuk ve onların müttefikleri Rusya ile irtibat kurmalarını önledik. Rusya böylece çökmüş oldu. Ama neticede biz de yıkıldık. Siz Almanlar İngiliz boğazından, biz Türkler de bu boğazdan çıkmadıkça çökmeye mahkumuz. Çanakkale Harekatı'ndan çıkarılması gereken dersin en açık ve en kesin ifadesi olarak zaferi denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan maddeleri ihtiyacı olduğu zaman istediği yere nakledebilen ülke kazanır. Demekle Türk milletinin geleceği bakımından deniz sorunlarına verilmesi gereken önem Atatürk tarafından en belirgin biçimde ortaya konmuştur. Bize bu günleri armağan eden başta olmak önderimiz Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi milletle şükran varıyor, aziz satraları önünde tanzimle eğiliyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün Çanakkale şehitlerini anma münasebetiyle bir tören